Amerika Başkanı seçilen Joe Biden'ın COVID-19'un ekonomik yaralarını sarmak için yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir paket planladığı düşüncesiyle Amerika endeksleri tüm zamanların en yüksek seviyelerini test etti. Ekonomik toparlanmanın bu yıl başlayacağını, Amerika destek paketinin beklenenden daha fazla olmasını ve aşılarla salgının daha iyi kontrol edileceğini fiyatlayan yatırımcılar, düşen satış verilerini ve beklentinin altında açıklanan ekonomik verileri ikinci planda tutmaya devam ediyorlar. Çarşamba günü temsilciler meclisi Başkan Donald Trump'ın iki İkinci kez görevden almak için oy kullandı. Ancak Trump için Senato davası 20 Ocak'ta görev süresi sona ermeden önce başlayamayacak. Virüs cephesinde ise yeni vaka sayısındaki artışlar devam ederken, Çin, Nisan ayından bu yana ilk COVID-19 ölümünü kaydetti. Amerika endeksleri hafif değerlenerek günü sonlandırdı. Dow Jones Endeksi %0.22, S&P 500 Endeksi %0.38 ve Nasdaq %0.12 oranında hafif değer kaybetti. Dow Jones endeksinde yüksek petrol fiyatları sebebiyle %2.4 ila en çok değerlenen sektör enerji olurken Temel tüketici ve isteğe bağlı tüketici ürünleri %1'in üzerinde değer kaybederek endeksin en kötü performans sergileyen sektörleri oldu. S&P 500 endeksinde %3 ile en çok değerlenen sektör enerji olurken, IT ve temel tüketici ürünleri %0.9 civarında değer kaybetti. Destek paketinin artacağı beklentisiyle değerlenen Avrupa endeksleri 30 günlük ortalama hacimlerinin üstünde işlem gördü. Eurostox 50 endeksi %0.69, FTSE 100 endeksi %0.84, DAX endeksi %0.35 oranında değerlenerek günü sonlandırdı. FTSE 100 endeksinde %2.81 ile en çok değerlenen sektör ham madde olurken, Endekste değer kaybeden tek sektör %1.15 ile altyapı oldu. DAX endeksinde ise isteğe bağlı tüketici ürünleri %1.4 ile en çok primlenen sektör olurken, IT %1.2 kayıpla en çok değer kaybeden sektör oldu. 50 günlük hareketli ortalamasının altında seyreden dolar endeksi dün gün içerisinde en yüksek 9578 seviyesinden alıcı bulurken, kapanışta hafif değer kaybetmiş şekilde 9205 seviyesinden işlem gördü. Gelişmiş ülke para birimlerinin tamamı karşısında değer kaybeden dolar %0.74 ve %0.69 ile en çok Avustralya doları ve Yeni Zelanda doları karşısında değer kaybederken, Danimarka kronu karşısında yatay negatif şekilde işlem gördü. 50 günlük hareketli ortalaması olan 1.20 seviyesine yaklaşan Euro-Dolar paritesi gün içerisinde en yüksek 1.21.11 seviyesinden işlem görürken kapanışta yatay şekilde 1.21.60 düzeyinde seyretti. Yükselişini sürdüren sterlin dolar paritesi ise en yüksek 1.37.10'u test ederken Amerika seansının sonunda 1.36.90'dan işlem gördü. Amerikan Başkanı Biden'ın daha yüksek destek paketi açıklaması öncesi karışık seyreden spot altın, gün içerisinde 1857 ve 1829 bandı arasında işlem görürken kapanışta yatay pozitif şekilde 1848 seviyesinden alıcı buldu. 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1842'nin altında seyretmesi durumunda kayıplar artabilir. 2 trilyon dolarlık destek paketi umuduyla 10 aylık yeni zirvesini yapan petrol günü pozitif sonlandırdı. Amerikan hazine tahvillerinde bir süredir devam eden hareketlilik dün de sürdü. Tahvil alımlarında yavaşlama ve güçlü mali destek paketine dair beklentiler 10 yıllık tahvil getirilerinin hafta içinde %1.19'a genişlemesinde etkili olurken bu seviyeden gelen alımlar getirileri tekrar %1.07 seviyesine çekmişti. Dün Asya seansında satıcılı açılışın ardından gün genelinde 2 bas puanlık bantta işlem gören 10 yıl vadeli kıymet Fed Başkanı Powell'ın enflasyon ve alımlarda yavaşlamaya dair açıklamaları sonrası yine satış görerek %1.13 seviyesine genişledi. Enflasyonun bir süre yüksek olmasının daha önce de belirlendiği üzere sorun yaratmayacağı vurgusu 2-10 yıl vade getiri makasında da artış yarattı ve tekrar 100 bas puan seviyesine yaklaştı. Türk hazine euro tahvilleri dün primli açılışın ardından yatay sayılabilecek bir seyir izledi. Paritede kuvvetlenme hazine kıymetlerini desteklerken getiri eğrisi genelinde 2-3 bas puanlık daralma kaydedildi. Uzun vade kıymetlerse düne göre değişim göstermedi. 5 yıllık ülke risk primi de günü 320 bas puan seviyesinde noktaladı. Şirket kıymetlerinde Sinir Banka kıymetlerinde kazanımlar hafif de olsa devam etti. Uzun vade sermaye benzeri kıymetlerse yatay seyir izledi. Yapı kredinin 10 yıl vadeli ve 5. yılda kol hakkı bulunan yeni kıymet ihracı için güçlü talep olurken, ihraç %7.875 seviyesinden 500 milyon dolar borçlanılarak gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta ihraç olan Türkiye Sınavı Kalkınma Bankası 2026 vadeli kıymetse yaklaşık 10 bas puan daralarak günü %5.75 getiri seviyesinde noktaladı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.